Madame Butterfly ölmeyi reddederse. Yazan Erendiz Atasu. Seslendirenler: Anlatıcı Hale Kocabaş, Madame Butterfly Suna Suner, Karşı Ses Tugay Erverdi. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, eskimiş dünyamız 19. yüzyıldan 20. yüzyıla yuvarlanırken, ABD derler genç bir ülke, Japonya derler yaşlı mı yaşlı, uzak mı uzak adalardan, kiraz baharlarından, sislerden oluşmuş bir masal diyarına bir donanma gönderdi. Tüm dünya gücünü kuvvetini görüp de anlasın diye. Pırıl pırıl silahları, gıcır gıcır makineleri olan, gerçek mi gerçek, madensel mi madensel bir donanma. O donanmada üniformalarının düğmeleri parlayıncaya kadar cilalanmış, yakışıklı mı yakışıklı deniz subayları vardı. Ve aralarında bir teğmen, ismi Pinkerton. Genç, uzun boylu ve alımlı. Pinkerton karaya ayak basar basmaz kendinden önce ve sonra yabancı diyarlara görevle giden sayısız askerin yaptığını yineledi. Ne eksik ne fazla. Yerli bir kız sevdi. Ne etsin de Pinkerton, bahar olanca güzelliğiyle inmişti kiraz dallarına. Her yıldan daha bol çiçeğe durmuştu ağaçlar sanki. Bitki örtüsünü canlandıran doğa insanoğlunu rahat mı bırakacaktı? Onun için de küçük oyunlar hazırlamıştı. Saygıdeğer teğmen Pinkerton'ın bedenindeki tüm salgı bezleri, bu arada hormon kaynakları daha çok çalışıyor, kanındaki moleküller başkalaştıkça erkekliği çoğalıyordu. Aşkın saati çalmıştı. Sevdiği Japon kızı saygıdeğer bir geyşaydı. İsmi Choi Choi-san. Öylesine inci çiçeği kadar beyaz ve ince, öylesine bir gül yaprağında titreşen çiğ tanesi kadar saydam, öylesine bahar esintisine boyun eğmiş bir söğüt dalı kadar uysam, öylesine bir koto eskisi gibi dinlendirici, hava kadar uçucu, ele geçmez ve hava kadar gerekliydi ki, ve ona kendi eti gibi öylesine yakındı ki, Pinkerton, Choi Choi-san'ın başka bir insan olduğunu aklına bile getirmedi. Ne yapsındı yani, izindeydi. Sessizlik ve gölgeler ülkesinin kızı, gürültüler ve madensel ışıltılar ülkesinden gelen bu yeni tanrıyı sevdi. Pinkerton ona butterfly diyordu, yani kelebek. Güzel geyşe bayıldı bu yeni ismine. Hemen Choi Choi-san'ı bir kenara kaldırdı, Butterfly'ı benimsedi. Hiç düşünmedi, niye durup dururken bu böcek ismini taktılar bana diye. Bir yaz gecesi, Kyoshu adasında, Nagasaki kentinde, krezantemlerin arasında beyaz kimonolu Choi Choi-san ve beyaz üniformalı Pinkerton birbirlerinin oldular. Memleketlileri gelenekleri ayaklar altına alan Choi Choi-san'a ilençler yağdırdılar. Ne gam! Butterfly aldırmadı. O Pinkerton'u seviyordu. Pinkerton da onu. Tüm amacı Madame Pinkerton olabilmekti. Ama yalnızca Madame Butterfly olabildi. Çünkü tanrısının geldiği ülkede yasal bir Madame Pinkerton yaşıyordu. Choi Choi-san bunu bilmiyordu. Tanrısı ona bir isim armağan etmişti. Butterfly. Karşılığında ona her şeyini, geyşalığını, Japonluğunu, Choi Choi-san'lığını sundu. Ne tasa. O Pinkerton'u seviyordu, Pinkerton da onu. Derken Pinkerton'un görevi bitti. Düşler ülkesini bırakıp gerçekler ülkesine, uzak doğudan yeni dünyaya, sevdadan evliliğe dönme zamanı geldi. Pinkerton, gözleri yaşlı Butterfly'ı
yeniden dönme sözleriyle yatıştırıp demir zırhlısına bindi ve engine açıldı. Gençti, güçlüydü. Açık deniz havası ona iyi geldi. Tez toparlandı. Butterfly içinse yaşam kocaman bir bekleyişe dönüşmüştü. Artık Choi Choi-san değildi. Pinkerton gittiğine göre artık Butterfly da değildi. Peki neydi? Gerçi bunları pek düşünmedi. Doğurduğu küçük Pinkerton'ı bile o kadar düşünmedi. Bütün gün sabırla ufuk çizgisini gözledi, durdu. Gri bir gemiyi seçebilmek umuduyla. Yüreceği nazlı bir kelebek gibi pırpır edip uçtu zaman zaman sevinçle. Butterfly tüm varlığıyla asıldı onu yaşama bağlayan bu ipeksi kanatlara. Sevinç kelebeği fazla uçamadı. Bu ağırlığa dayanamazdı. Kanatları kırılmıştı. Düşüverdi pat diye. Butterfly yüreğinde ölümün ağırlığıyla dolandı durdu. Derken bir gün Pinkerton gerçekten çıka geldi. Butterfly'ın bir oğlan doğurduğunu duymuştu. Tasalanmıştı. Onun oğlu bir Amerikalı olarak yetiştirilmeliydi. Eski bir Japon geşası çocuğa ne verebilirdi ki? Durumu ezile büzüle karısına açtı. Yasal Madam Pinkerton güçlü kadındı. Yürekli ve özveriliydi. Hoş, öyle olmasa elinden ne gelirdi ki? Başka bir seçeneği mi vardı? Olur dedi. Gider çocuğu alırız. Böylece Pinkerton çifti krizantem bahçesine döndü. Onları getiren gemi ufukta belirir belirmez, aşkın tansığı Butterfly'ın yüreğini canlandırdı. Kanatlandırıp uçurdu gene. Kyoshu adasından ta Fujiyama'nın kraterine dek yükseldi yürecik. Bu son uçuşuydu ve oradan kesin umutsuzluğun dipsiz uçurumuna yuvarlandı paramparça. Tabii dedi Butterfly, haklısınız. Çocuğun yeri babasının yanıdır. Babası şerefli bir Amerikan subayı, anası bir Japon geşasıysa eğer. Çocuğunu öptü ve yasal Madam Pinkerton'a teslim etti. Sonra içeriye girdi ve babasından kalma sivri uçlu bıçağı karnına sapladı. Yıllar sonra bir gün Madam Butterfly fikrini değiştirdi. 80 yıldır aşk yüzünden intihar etmekten usanmıştı. Yeter! Yeter bunca zamandır bu söylencede rol aldığım. Artık oyundan çıkıyorum. Aman sayın bayan, ne yapıyorsunuz? Bu söylence filan değil. Söylence cilası vurulmuş gerçeğin ta kendisi. Gerçek dediğiniz insanlara öyle çırılçıplak verilmez ki. Onu biraz süslemek, biraz yumuşatmak, biraz ısıtmak gerekir. Bana ne? Bıktım artık. Ölürken ölümümün bir işe yarayacağını sanmıştım. Baksanıza, oğlum bile beni unuttu. Pinkerton'sa üzüldüyse bile deniz havasında hemencecik iyileşiverdi. Üstelik benden sonra kimse akıllanmamış. Binlerce Japon, Güney Koreli, Vietnamlı kız Amerikan askerlerinden gebe kalmış. Bu düşüncesizliği protesto ediyorum. Ölmeyeceğim işte. Yaşayacağım herkese inat. Saygıdeğer geyşe, bunu yapamazsınız. Siz insanlığın ortak kültürünün malısınız. Sonra Giuseppe Giacosa bu librettoyu nasıl yazar? Sayın Puccini bu operayı nasıl besteler? Aşkın yüce ıstırabını, bekleyişin hüznünü, boşa çıkan umutlardaki derin kederi ve kadınların yazgısını müziğin tanrısal gücüyle insanların yüreğine kim nasıl iletebilir? Sonra Madam Butterfly rolüyle ünlenen bütün o sopranoları düşünün. Renata Tebaldi, Maria Callas, onlara bunu nasıl yaparsınız? Tosca'yla yetinsinler. Anımsayın, o da intihar etmişti. Benim gibi bıçakla değil, yüksekten atlayarak. Hiç anlamam, operalarda kadınlar niye hep canlarına kıyar? Aman saygıdeğer geyşe, öyle aklınızı estiği gibi davranamazsınız.
Kaç kez söyleyeceğiz? Siz insanlığa aitsiniz. Siz kutsal acının en güzel ve en ince simgesisiniz. Hiç anlamıyorum niye acı Amerikalıların değil de uzak doğuluların payına düşüyor. Sayın bayan, lütfen. Öfke size yakışmıyor. Güzel kadınlar politikayla ilgilenmez. Çirkinleşiyorsunuz, lütfen. Çirkinleşirsem çirkinleşeyim. Hiçbir besteci sizin bu öykünüzü bestelemez Madame Butterfly. Bu insanlığın evrensel acılarını yansıtan bir ağlatı değil çünkü artık. Basit bir adliye olayı. Yazık, ölümsüzlüğünüzü yitirdiniz. Amerikan bayrağını yırtarak çirkin bir sokak anarşistine dönüştünüz. Ne kadar da sevimsizsiniz. Anlamadığım bir şey daha var. Acı çekmek niçin üniformalı erkeklerin değil de çıtı pıtı kadınların yazgısıdır hep? Aa, bu iş çığırından çıktı. Fazla uzadı. Adli bir olay değil bu. Artık klinik bir olaya dönüştü. Size bir besteci değil, bir psikiyatrist gerek Madame Butterfly. Baksanıza, kimononuzu yırtarak kadınlığınızı yatsıyorsunuz. Artık harekete geçmemiz gerek. Sizi dost bir devletin bayrağına hakaret etmekten tutukluyoruz. Olamaz! Benim yaşadığım kente, Nagasaki'ye Pinkerton'ın memleketlileri atom bombası atmamış... Sen sus! ...mıydı? Onlar eskidendi. Karıştırma şimdi. Anlayamıyorum. Onu kargaşa yaratmaktan, düzene karşı gelmekten, saygıdeğer aile kurumunun temellerini sarsmaya tam teşebbüsten yargıladılar, suçlu buldular. Onu bir akıl hastanesine tıktılar. Ona ekmek, ona su, ona sevgi vermediler. Madame Butterfly kapatıldığı hücrede düşündü, durdu. Bu kargaşa niye kopmuştu? Baharda kadınlarla erkeklerin kanlarının kimyasal bileşimi farklılaşıyor. Damarlarında hızlı hızlı dolanan hınzır hormon molekülleri onları birbirine itiyor diye bunca patırtıya ne gerek vardı? Akıl dışı bir şeydi bu. Ölmesi hiçbir işe yaramamıştı. Ama yaşaması da bir şey değiştirmiyordu. Yaşıyor muydu ki? Onu da bilemiyordu. Belki o ve onun gibiler hiç yaşamıyordu. Etten, kemikten varlıkları bile yaşamıyordu. Onlar yalnızca yanılsamalardı. Sudaki yankı, vadideki yankı gibi. Sanatçılara esin kaynağı olan, onların aşka susuz, aşka aç, aşkla beslenen ve aşk imgeleri üreten düş güçlerini kışkırtan yanılsamalar. Gerçeklerin söylence kılığında dolaştığı, söylencelerin gerçeklerin yerine geçip kurulduğu bir dünyada neyin ne olduğunu bilmek öylesine zordu ki. Bir insanın ölmesi de yaşaması da bir anlam taşımıyorsa bu ne demekti? Butterfly küçük hücresinde kendini aradı ve bulamadı. Üstelik kendini nerede bulacağını hiç bilemiyordu. Çok acıydı bu. Aşk acısından daha kötüydü. Dayanamadı bu acıya Butterfly. Hiçbir şey duymaz oldu. Duyguları donmuştu. Hiçbir şey duymamak, acı duymaktan da beterdi. O zaman bir karara vardı. Yargıçlarına haber saldı. Özür dilerim sayın baylar. Oh, aranızda tek tük bayanlar da var. Özür dilerim sayın baylar ve bayanlar. Canınızı sıktım. Yeniden söylenceye dönmeye, rolümü üstlenmeye karar verdim. Yalnız küçük bir sorun var. Söylencenizde ufak bir değişiklik yapmak zorundasınız. Aşkımı yitirdiğimden kıymıyorum canıma. O 80 yıl önce de kaldı. Dünya 20. yüzyıldan 21. yüzyıla dönerken ağır ağır, başka bir nedenle harakiri yapacağım. Kendimi yitirdiğim için öleceğim.
babasından kalma bıçağı aldı ve karnına sapladı.